Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün lezzetine çok güvendiğim bir tarif paylaşmak istiyorum sizlerle. Bugün hep beraber haşhaşlı börek yapacağız. Yapımı son derece basit. Malzemelerim hazır. İsterseniz hemen yapım aşamalarına geçebiliriz. Öncelikle haşhaşımızı hazırlayarak işe başlayacağız. Şöyle haşhaşım hazır. 1 2 3 4 4 yemek kaşığı haşhaşımı karıştırma kabına aldım. Aşağı yukarı 250 grama tekabül ediyor. Şöyle bir su bardağı suyumu haşhaşımın üzerine ekliyorum. Bir su bardağı zeytinyağımı üzerine alıyorum. Ve burada 2 yemek kaşığı şekerim var. Şekerini de üzerine alıyorum. Ve karışımımı karıştırıyorum. İçindeki şeker eriyene kadar karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar, yani haşhaşımız tamamen dağılana kadar karıştıralım. Yeterli oldu. Şu anda iç harcımızı hazırladık. Şimdi yufkalarımızı hazırlayalım. Şimdi ilk yufkamı masama aldım. Şöyle açtım düzgün bir şekilde. Hazırladığım harcı üzerine ekleyeceğim. Şöyle her yerine gelecek şekilde hazırladığımız harcı dökelim. 3 adet yufka kullanacağız. Yani hazırladığımız harcı ona göre dökün, orantılı bir şekilde. Şimdi bunu her yerine gelecek şekilde ben süreceğim. Açık kalmadan her yerine gelecek şekilde sürün. Bir yerde fazla, bir yerde az olmasın. Sanırım yeterli oldu. Şimdi ikinci yufkamı alacağım. Ve hemen üzerine her yerini kapatacak şekilde ikinci yufkamı seriyorum. Ve şimdi yine hazırladığım harcı her yerine gelecek şekilde döküyorum. Yerine kapatacak şekilde yayıyorum. Arkadaşlar çok güzel çıtır çıtır bir börek diyeyim, ikramlık diyeyim, ne diyeyim artık bilemedim ama çok lezzetli oluyor. Kesinlikle deneyin. Yapımı da gerçekten çok kolay ve çok bereketli oluyor. Haşhaşlı lezzetleri sevenler varsa mutlaka bunu denemeli. Şöyle elimle de yani yapacağım artık. Yeterli oldu. Şimdi üçüncü yufkamı alıyorum. Üçüncü yufkamı da üzerine her yeri kapatacak şekilde açıyorum. Şimdi kalan haşhaşlı harcımın hepsini üzerine döküyorum.
şekilde, her yerini kapatacak şekilde orantılı yayıyorum üzerine. Şimdi arkadaşlar yufkamızın 3 katına da haşhaşımızı sürdük. Şimdi kesme kısmına geldik. Tam ortadan şöyle kesiyorum. Yufkamı 4'e böldüm. 4'e böldüğüm yufkamı tekrar parçayı ikiye böldüm. Şimdi böldüğüm tek parçayı 3'e bölüyorum. Yani toplamda 4'e böldüğümüz yufkanın her parçasını 6 parçaya bölmüş olacağız. Küçük seviyorsanız bu parçaları 4'e de bölebilirsiniz. Şöyle düzelteyim. Şimdi hazırladığım yufkalarımı kestiğim yufkalarını tek tek sarıyorum. Şöyle arkadaşlar, zaten çok çabuk. Sarılıyor. Şöyle göstereyim size. Tamam, bu şekilde yapalım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı karıştırma kabıma, yani haşhaşı kullandığım kaba koyuyorum ki şu haşhaşları da kullanabileyim diye. Şöyle karıştırıyorum. Ve şimdi bunu çöreklerimizin üzerine sürüyorum. Hepsini bu şekilde sürelim arkadaşlar.
Fırınımı da açtım bu arada. Fırınım da 175 derecede çalışıyor. Hepsine sürdük. Şimdi 175 derece fırında yaklaşık 25 dakikada, hatta 20 dakikada pişecek böreklerimiz. Ben şimdi böreklerimi fırına gönderiyorum. Haşhaşlı böreklerim fırından çıktı. Şöyle bir tanesini size yakından alıp göstermek istiyorum. Çok sıcak şu anda hatta. İnanın çok lezzetli. Yapımı da gayet çok kolay. Mutlaka denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Hatta size lezzet garantisi bile veriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.